Gel gel yuvana bak. Senin gibi 10 tanesini yerim ben. Gel gel. Mızrağım. Ne yapıyorsun? Ya oynuyoruz. Sen çocuksun. İpek, İpek. Gelsene kız, gel gel. Yok İpek. Uyma sen onlara. Abi, abi babam. Mızrap. Babam. Mızrap. Dede, dede, hani bana çikolata alacaktın? Muharrem. Bu sefer onu korumayacaksın Şehriban. Baba bilmiyorsun. Yok onu al şuraya götür, şunu şuradan al buraya ver. Çocuk muamelesi yapıyorlar bana. Çocuk değil, adamsın yani. Baba böyle konuşma, zoruma gidecek. Muharrem. Bu kaçıncı Şehriban? O kadar dil döktüm onu işe almaları için. Her işte bir bahane uyduruyor. Yok çok çalıştırıyorlarmış, yok az para veriyorlarmış. Doğru. Hepsi doğru. Çalışmak kolay mı le? Kim memnun yaptığı işten? Sen padişah torunusun. Bana kaç yaşındasın sen? He? Kaç yaşındasın? 40. Bir işin, bir mesleğin, ustalığın var mı? Yok baba, biliyorsun işte. Sen sus, o cevap verecek. Yok. Diploma? Bir diploman var mı? Yok. Kendine ait bir evin, arsan, araban, ha? Baba niye soruyorsun? Var mı yok mu? Yok. Karın, çocuğun? Yok baba, yok, yok. Niye yok Mızrap Efendi? Niye kimse sana kız vermiyor? Niye insanlar seni görünce önünü iliklemiyor? Vallahi Mızrap Efendi gelmiş demiyorlar. Yapma Muharrem. Ezme oğlanı. Mızrap, iyi bir çocuk. Tabii baba, abim çok iyi bir insan. Hiç kimse abime kötü diyemez. Evet baba, ben iyi biriyim. Aha bu it de iyi. Kimseyi ısırmadı. Neye yarar it işte? Muharrem, komşular. Ne kadar çok sevinmiştim sen doğduğunda. Nereden bilirdim senin adam olmayacağını, bir hiç olacağını? Baba, bana bir hiçsin deme. Bana adam değilsin deme. Adam değilsin ulan. Bir hiçsin, bir hiç. Baba yeter, yeter artık. Sus, sus, sus. Defol git evimden. Defol! Bir daha sakın gelme. Tarlalardan birine ev kondururuz. Kendin ekersin, kendin biçersin. Karışanın görüşenin olmaz. Burada kız sayısı fazla. Evlenecek adam bulamıyorlar. Geldiğin zaman istediğine basarsın nikahı. Çok uzak değil mi abi? Teyzem nerede kalsan yine? Samandağ'da alamam artık. Sana emanet. Kolla onu. Hep yanında ol, tamam? Merak etme. Sen de geleceksin.
kızım niçin geliyorsun? Kızım niçin geliyorsun? Hadi git git git. Git hadi. Ya hadi. Ya sonra gelip alacağım sizi. Hadi. Hadi geri git kızım. Gelme. Allahsız seni. Ya git. Hoş. Gelme. Gelme git ya. Ya git. Çünkü anlamıyorsun. Ya niye geliyorsun? İstemiyorum seni. İstemiyorum. Dur. Dur dur. Dur. Ya dur. Devam et abi. Devam et. Gelme. Gelme kardeşim, gelme. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol abi. Hayır, geçen hafta bizim patron arsuza ek sefer çıkarttı. Celi, şoför Celi, Mamin, Müfit bindiler arabaya. Ne kadar yolda yolcu var, toplamışlar, toplamışlar, tıka basa. Anne. Nefes alacak diye. Allah yüzlerine bakmış. Lastik kaba. Bir patlamış. Bomba. Antakya, İskenderun, Adana, Mersin, Erdemli, sanki ben lastikçiyim. Silifke, Mut. Yolladım, kurtuldum. Kaportacı Celil, en kralıdır sanayinin. Bir de diyorlar adam çıkmaz. Bak Mutlar Savaş, eyvallah devlettir. Her yere girer, çıkar. Hoş, bütün işlerimizi çözer. Abi, abi, abi bir dakika. O benim köpek. Lan bu sokak iti lan. Sokak iti. Bir köpeğimiz eksikti. Şimdi sen korkarım bunu burada bırakıp bir de çekip gidersin. Bırakır mıyım? O benimle geliyor. İyi, sen de geliyor. He ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun, kafa mı buluyor? Alacaksınız. Almazsanız vallahi ben de gitmem. Olmaz öyle şey. Seni bana parayla mı verdiler ya kardeşim? Ver oradan parayı bana. Ver. Ver parayı. Ver bileti. Ver bileti. Al parayı. Hadi yallah. Bu yaptığınız insan haklarına aykırı. Hayvan haklarına da aykırı. Gel kızım. Gel. Bak iki dakika sabredemedin. Adamın yanında kar tartıp kaşıdın kendini ya. Yok kızım yok. Bu sefer gönlünü almayacağım seni. Suçlusun çünkü. Suçlusun. Yürü. Gel. Yürü. Bana afra tafra mı yapıyorsun sen? Gel. Gel. Yürü. Yürü. İleride kutu kutu ev yapacağım. Önüne bir çardak. Sana da bir kulübe. İçine de karımı koydum mu tamamdır. Sana da bir tane uyuz bir koca buluruz tamam.
dur, acele etme, acele etme. Al bakalım. Kardeş payı. Bana yedin, bitirdin hepsini. Ne çabuk. Hiç bana bakma öyle. Bu benim hakkım. Sen hakkını yedin. Ben hakkımı yedirmem sana. Kardeş payı yaptı. Bakma dediğin. Kara... Al kara kız. Yok kızım, yok. Yok. Bir tane iyi insan kalmamış şu dünyada. Gidin ulan gidin. Basın gidin. Basın gidin, istediğiniz yere gidin. Garibanın halinden ne anlarsınız siz? Dursanız da binmeyeceğim zaten. Yok kızım, yok. Bir tane iyi insan kal. Aha. Kalmamış diyecektim. Dur var. Kalmış. İyi insan kalmış. Gel kızım, gel. Gel. Şerefsizler bir kuruş bırakmadılar. Ya şimdi talim et bakalım. Haydi. Suya talim. Adisin kara kız. Ulan sokağa gidi. İnce diyensin. Kara kız. Burası cennet. Bir sürü motor parçası var. Mersin'e gideceğiz ya. Nasıl gideceğiz? Muta. Bakar mısın? Kimse yok mu? Motorcu kimse yok mu? Dur. Ne yapıyorsun? Çizgini üreksin. Hırhatsın. Dayı hırsız değilim. Hırhatsın sen. Bir şey çalacaksın. Yok dayı, bir şey çalmayacaksın. Ne arıyordun o zaman bakacağım de? İncir koparıyordum. İncirlerimi çalıyordun. Söyle ule. Tamam dayı. Sinirlerine hakim ol. İncir çalıyordum, evet. Hani hırsız değildin ule? Acıkmıştım dayı. Acıkmıştım. Çık o ağacın arkasından. Yok çıkmam. Çık dedim ule. Çıkmam, vurursun. Asıl çıkmazsan vuracağım. Dur dayı, köpeğim var. Kesene bereket dayı. Daha doymadın. Devam et. Artanları ver ite. Ona yeter. Köpekleri sevmiyorsun. Sevmem. Niye? Ölüyorlar. Hristiyanlar Mustafa ismini koyar mı dayı? Korkmuş bizimkiler. Gizlenmişler.
Süryanisin. Keldani. Keldani? İlk defa duydum. Karettaları duydun, biliyorsun. Biliyorum. Kaplumbağa. Kelaynakları duydun. Duydum, kuş. Nesli tükenen hayvanları biliyorsun. Nesli tükenen insanları bilmiyorsun ama. Ne kızıyorsun dayı ya? Anlat, öğrenelim. Bir zahmet kendini öğren. Keldani. Ne oldu bunun ayağına? Ya hiç bilmiyorum. Barınağa geldiğinde böyleydi. Barınakta çalışıyordu. Kovuldun. Nasıl anladın? İyi anlarım ben. Bu ben de kara kızı yanıma aldım, sahip çıktım. Neydi bu asker arkadaşının adı? Salim. Salim sana niye iyilik yapsın ki? Ayıptır, söylemesi. Salim beni pek sever. İnsan her sevdiğine iyilik yapar. Salim başkadır dayı. Salim başkadır. Bir gece çömelmiş sigara içiyorum nöbette. Salim biri geliyor dedi. Sigara yaptım, kalktım. Bir de baktık ki gelen zalim çavuş Şeref. Uzaktan görememiş kim sigara içiyor. Kim içiyor dedi. Salim öne atladı. Ben içiyorum dedi. Ben çok dayak yiyorum ya, beni koruyor. Anlıyorsun dayı. Benim için bir araba dolusu dayak yedi. Bir hafta diskoda kaldı. Salim başkadır dayı. Salim çok başkadır. Çok başkadır. Bende öyle sepetli mepetli motor yok. Sepetli olmasına gerek yok ki dayı. Karakız da beni götürsün yeter. Ben sana bu iyiliği niye yapayım? Asker arkadaşın da değilim. Vallahi her işini yaparım dayı. Ne bileyim, odunları kırarım, duvarı boyarım, bahçeyi temizlerim. Ne istersen yaparım. Hiçbir şey istemem senden. Ama bir meselede bana yardım edersen sana bir motor toplarım. Bununla uçmama yardım edeceksin. Dayı, bu motorla uçulur mu hiç? Uçakla herkes uçar. Uçunca ne olacak? Hayatım boyunca oturdum. Hiç ayağa kalkmadım. Hep aşağıdaydım. Birileri hep yukarıdaydı. Ciğeri beş para etmez bir sürü adam bana yukarıdan baktı. Tependen baktı. O şimdi topunun tepesinden bakacağım. Dayı, sen de alem adamsın ya. Bunun için uçulur mu hiç? Kes. Sana fikrini sorar oldu. Bana yardım edeceksin yoksa etmeyeceksin. Etmez olur muyum? Ne istersen yaparım. Çalışıyor bari. Çalışıyor. Ama bir hıza varınca çalışıyor. Oğuz'a varmak için motor takıyorum. O zaman da ağır geliyor, havalanmıyor. Anlamadım şimdi. Uçuyor ille uçmuyor. Uçacak. Hızlanınca uçacak. Nasıl olacak o? Sen yardım edeceksin. İşte sana orada ihtiyacım var. O zaman uçacağım. Valla zırlak bu adam ya. Yürüyemiyor, uçmaya kalkıyor. Valla bu adam uçarsa biz haydi haydi buradan gideriz karı kız. Altımızda motor, bastık mı gaza?
başaracağız kızım. Muta gitmeyi başaracağız. Ya bu adam zırlak dedim sana. Ya yapma dayı ya, yapma ya. Biraz daha uyuyalım. Yoksa bizim motoru yaptın. Bunun motorunu değiştirdin. Seni, itini, asker arkadaşını, hepinizi taşır. Kız gibi oldu vallahi. Beğenmedin? Yok yok, güzel güzel. Bu benim ilk motorum. İlk defa bununla evden çıktım. Ayaklarım oldu bu demir yığını. Bunun sayesinde motorcu oldum. Bunun sayesinde hayatta kaldım. Az kalsın bunun sayesinde eşek cennetini boyluyordum. Gençtim tabii o zaman. Neymiş? Herkesi geçecekmişim. Tek gözü o yarışlarda kaybettim. Ama ben kazandım. Bu benim de ilk motorum olacak. Beni Salim'e götürecek. Bir eve, bir hanıma, bir çocuğa. Yok yok, üç çocuğa. Haydi bakalım. Mut yolcusu kalmasın. Senin işine yaramayacak bu. Sokakta işim yok artık. Benim derdim gökyüzüyle. Benim derdim gökyüzüyle. Benim derdim gökyüzüyle. La havle. Değilek Mustafa dayı, eminsin. Ya çok tehlikeli bir şey bu yani. Hızlanana kadar gideceğiz. Kazık yakayacaksın. Bana vazgeç bu sevdadan ya. Ben seni yukarılara bir yerlere çıkarırım. Oradan bakarsın insanlara tepeden. Kes! Gel buraya! Al şunu. Ne bu? Benzin alırsın. Yok Mustafa dayı. İnşaatta tarlada çalışırım ben. Elim ayağım tutuyor benim. Ya o manada söylemedim. Kusura kalma. Hey hey! Al! Sana lazım olur. Havada paralı yol yok. Makrek, al ule. Geç yerine. Haydi bas kaza. La havle ve la kuvvete. Mustafa dayı! Haydi uçtun diyelim, nereye gideceksin? Nereye gittiğin önemli değil. Önemli olan yolda olmak. Lanet, görecek Mustafa Günbay kimliği. Görecek. O kadar içeriye çıkacağım ki bana baktıklarında gözleri kamaşacak. Mustafa dayı! Nereye gideceksin? Benzinin bittiği yere kadar. Ya haydi! Gittin diyelim, oradan nasıl döneceksin peki? Onu da havada düşünürüm.
hadi gaza. Ucunda ölüm var Mustafa dayı. Bir gün fazla yaşasan ne olacak öyle? He ne olacak? Ben nereden bileyim? Nereden bileyim ben? Yaşamak güzel değil mi? Güzel. Ama istediğin gibi olursa. Hadi bas gaza. Mustafa dayı. Celdanilerin nesli tükeniyor diyordun. Celdanileri düşün. Kendini düşünmüyorsan celdanileri düşün. Oğlum bas gaza. Bas gaza. Aa Mustafa dayı. Ya Mustafa dayı. Bas gaza be. Aşağı daktiler. Yürüyorum diye kendinizi adam sandınız. Mustafa Günbay tepenizde. Mustafa Günbay. Gabriel Lik tepenizde. Gabriel'im ule ben. Gabriel'im. Yok kara kız yok. Hiçbir haber yok. Mustafa dayı sır oldu uçtu. Kötü bir şey olmamıştır değil mi kara kız? Tabii yani kötü bir şey olmamıştır yani. Kötü düşünmemek lazım. Belki de uzak bir köye indi. Belki de onu orada çok sevdiler. Düşünsene yani havadan gelmiş adam ne kadar muhteber. Belki köye şeyh bile olmuştur. Kusura kalma Mustafa dayı. Hakkını helal et. Hani sen demiştin ya. İnsan istediği gibi yaşamalı. Hayat o zaman güzel. Hakkını helal et. Helal et Mustafa dayı. Mustafa dayı dedi ki önemli olan yolda olmak. Ben diyorum ki önemli olan gideceğin yere varmak. Yoksa yolda olmanın ne manası var? Öyle değil mi kara kız? Ha? Haydi bakalım. Gidiyoruz kara kız, gidiyoruz. Orada kimse bizi ezemeyecek. Kimse orada davranamayacak. Kral gibi bir şey olacağız vallahi. Bekle bizi Mersin. Bekle Muğut. Yallah yali. Sağ ol.
Al bakalım. Al. Al sen de bunu yiyeceksin ha. Al bakalım. Hiç benim ekmeğime sulanma. Herkes hakkını yiyecek. Bıçakla yeme. Ekmeğinden de iğne karabası. Hanım abla. Abla. Abla Allah'ına kurban olayım. Sağ ol, sağ ol ama ben engelli değilim. Bu motor... Madem sen sakat değilsin ne diye dileniyorsun o zaman? Ne dilenmesi abla? Elin ayağın nasıl oğlum? Çalışsana utanmıyor musun? Bir durum var abla. Sakatım diye dileniyoruz sahtekar. Ne olacak? Yok. Bak hele. Ulan yok. Yok. Benim için bir tek sen varsın kara kız. Beni param olsa da seversin, yani olmasa da. Yakışıklı olsam da, yani olmasam da. Benim evimin, arabamın olmasının senin için bir önemi yok değil mi kara kız? Ne güzel bir şey bu ya. Yani benim için. Benim gibi bir hiç için. Babam dedi. Ben bir hiçim. Bana öyle dedi. Sen bir hiçsin. Hiç. 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 Yani bir kelimeyi böyle tekrar edersen şey oluyor yani. Bitiyor yani. Başka bir şey oluyor yani. Hiç. Bak. Hiç. 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 Hiç, 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 hiç. 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 Hiçsin. 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 Lan gel! Eşek çek! Ulan! Nerede bir? Duydu mu Karakayız? Duydu mu? Karakız bu sefer ısıracaksın adamı. Sana diyorum. Konforlu değil ama. Engelli değilsin. Yok alakam yok. Motor öyle. Ben numara yapmıyorum ama. Buyurun oturun. Bu ipi de bağlayacaksınız kemer niyetine. Köpek. Seni seveceğim merak etme. Şu sinirim bir geçsin de.
Mesele neydi? Yani affedersin, istemeden gördüm yani. Klasik. Fin teki işte. Nasıl, biz yolumuza gidelim. Tamam tamam, nasıl istersen bacım. Ya bana bacım falan deme. Yürü. Devam et. Devam et çabuk, durma. Devam et. Gel hadi, saçmalama. Çantamı ver defol git. Ver diyeceğim, geleceksin. Bana emredemezsin Kerem. Çantamı ver çabuk, pislik. Ya kardeşim, versene bayanın çantasını. Ayıp oluyor ama. Gelmezsen vermeyeceğim, bunu bil. Cehenneme kadar yolun var. Telefonsuz, beş parasız ne yapacaksın? Uçursuz da mı güveniyorsun? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Sen kimsin, hır mı? Bir bayanla nasıl konuşuyorsun? Çek sağa, çek sağa. Pişman olunca ara beni. O da babacan, kendini ne sanıyorsun da? Tamam abla, gitti gitti. Bana abla da deme, anladın mı? Benim adım Ceren. Kara kızım, güzel kızım, tatlı kuzum. Sen koşabiliyor muymuşsun lan? Haklısın. Vallahi aslında pamuk gibisin. Ama demin ödümü koparttın. Damarımı basmayacaktın. Senin damarın da damarmış ama Ceren Hanım. Bana Ceren Hanım deme mızrap. Ne diyeyim? Ceren de. Ayıp olmaz mı? Ben sana mızrap deyince ayıp oluyor. Yok. İnsanlara amiri gibi davranırsan koyarlar seni. Ya böyle konuşma. Ben alışık değilim. Ailen nerede? Memleket neresi? Neredeler yani? Ne ailesi ya? Ben İstanbul'da bir başımayım. Bu şerefsizin peşine takıp buralara kadar geldim işte. Ne yapacağız burada? Para harcayalım biraz. Ama bende para yok. Yani var ama çok yok. Olsa can kurban. Boş ver sen. Hadi yürü. Hadi. Gel kız. Gel kız. Evcil hayvanla içeri girmek yasak efendim. Ama bu ayrımcılık. Kural böyle. Size haber yaptırırım. Engelli bir vatandaşı AVM'yi almadılar diye. Hanımefendi, engelli olduğu için değil, köpek olduğu için. Ama engelli sonuçta. Bu engellilere yapılmış büyük bir hakarettir. Engelli bir köpek ömür boyu alışveriş mekanlarına giremeyecek mi yani? Ama efendim... Hayvan hakları aktivistlerini yağarım buraya. Engelliler Federasyonu'nu da, gazeteciler, kameralar falan. İnşallah işten atmazlar sizi. Alışveriş yapacağız. Ben, beyefendi, bir de kara kız. Başımızı belaya sokacaksın. Seni dövmezler. Dayağı ben yiyeceğim. Bir arkadaş beyefendiyle ilgilenebilir mi lütfen? Siz de hanımefendiyle ilgilenebilir misiniz? Kendisi kırmızı bir boyun bağı istiyor da. Kadın reyonu nerede? Teşekkürler. Yoksa bana mı ödeteceksin? 2810. Havale ya da EFT ile ödeyebilir miyim? Tabii ki. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Buyurun. Alo Kerem. Ben Ceren. Yo yo, pişman olduğum için aramadım. Şu anda bir mağazadayım. Hayli yüklü bir alışveriş yaptım. 2810 lira. Sendeki telefonum, cüzdanımdaki para, ufak bir de tazminat eklersek 5000 falan eder. Evet.
Sen ödeyeceksin bu parayı. Hemen mağazanın hesabına göndereceksin. Sen bilirsin. Facebook'taki fotoğraflarımızı açık hale getirmeye karar vermiştim ben de. Tatil fotoğraflarımızı. Karına da mesaj atarım, görsün. Parayı göndermek için 10 dakikam var. Arkadaşa veriyorum, ondan hesap numarasını alırsın. Sadece hesap numarası. Başka bilgi vermek yok. Kalan parayı da nakit istiyorum. Burası eski bir limanmış. Bak kayalara. Seni kandırdı. Ha? Kim? Bu adam. Bekarım dedin. Kerem mi? Yok. Buranın adı Soli. Pompei polis de diyorlarmış. Meşhur Pompei birader buraya kadar gelmiş. Korsanlardan kurtarmış Soli'yi. Boşanacağım, seni alacağım dedi. Onunla evlenmek isteyen kimdi? Takılıyorduk öyle işte. Ay. Evlenecekmiş. Hiç yakıştıramadım sana. Evli olan ben değilim ki, onun sorunuydu. E niye yazık ediyorsun kendine? Talibin çok olur, gül gibi kızsın. Gül gibi mi? Sağ ol be mızrap. Şimdiye kadar kimse bana böyle dememişti. Gül gibi kız. Oh. Mızrap, benim için dert etme sen. Bağlanmak istemeyen benim zaten. E niye bağlanmak istemiyorsun? Bağlanmazsan kaybetmezsin. Sevmezsen üzülmezsin. Thank you.
güzel kız değil mi karakteriz? Güzel güzel, hem de çok güzel. Ama ağzı bozuk biraz. Zeki, zehir gibi maşallah. Keşke sinirli olmasaydı. Ama damarına basmazsan sinirli olmuyor ha. Biliyor musun Karakız? Ceren bizim oralarda olsa evde kalırdı. Kimse almazdı onu. Bak böyle boş boş uzaklara. Ya nereden anlayacaksın sen? Kötü gözle bakarlardı ona da ondan. Ya. Hey. Yine anlamadın değil mi? Biliyorum biliyorum. Sizin alemlerde kötü kız yok. Ceren, Ceren. Sana bir şey soracağım. Kötü bir şey mi oldu? Yok yok. Sabahı bekleyemedim. Şimdi sormam lazım. Önemli bir şey herhalde. Önemli, önemli. Çok önemli. Benimle Mut'a gelir misin? Bu muydu önemli olan? Ben Mut'u gördüm. Öyle değil. Sana hayallerimi anlattım ya. Hı hı. Küçük bir ev, bir iş, bir aşk, çocuk var. Biliyorum, biliyorum. Hey! Sen bana evlenme teklif ediyorsun. Mızrap. Çok mu içtin sen? Ulan bunun bile bir adabı vardır. Bir kızı uykudan uyandırıp evlenme teklifi edilir mi hiç? Mızrap. Hadi yatıyor artık. Sence gönlüm yok. Sabah kalkınca kahvaltıya gidelim. Canım omlet çekti. Ne kadar b**tan adam varsa onlarla takıldım. Bana kötü davranan, sözünü tutmayan, evli olan, bağlanmak istemeyen. Hiçbiri senin kadar güvenilir değildi. Seninle Mut'a geliyorum. Ama hemen koynuna girmeyeceğim. Ben böyle bir şey mi teklif ettiğim? Seninle açık konuşacağım. Seni sevmeyi deneyeceğim. Benim için iyi olanı deneyeceğim. Hayatımda ilk defa. Seninle geleceğim. Gideceğin yolun sonuna kadar. Ama daha sonrası için sana söz veremiyorum. Kalmak için, uzun kalmak için. Çünkü kendimi tanıyorum.
ama deneyeceğim mızrak. Hayatımda ilk defa benim için zararlı olmayanı deneyeceğim. Şey yaparsın. Ne? Hani hayallerim vardı. Hani onun içinde bir şey vardı. Mısrap. Ben sana çocuk çocuk doğuramam. Hem çocukları da sevmem. Hem barınaktan birkaç köpek daha alırız, onlara bakarım. Baştan söyleyeyim. Annemi, kardeşimi, yeğenimi yanıma alırım. Kurtaracağım onları. Yeğenime hem baba hem dayı olacağım. Aileden herkes seni kurtarmak için seferber olmuş. Sen de onları kurtaracaksın. Enteresan. Geçti mi sinirin? Yürü lan, gitti. Ulan sen misin o? Devam et, çap durma. Sen! Durma diyorum. Anla. Sen devam et. Anlaş. Seni doğduğuna pişman ederim. Allah yarattı demem vallahi. Kemal'e derdim seninle değil. Bana bak. Benim ne derdin? Ceren benim eşim olacak. İki kıyafet giydim diye kendini adam mı sandın? Ulan ne diyorsun? Kesin! Kesin kafayı lan! Kesin! Yoksa kendini de fena benzetirim ha! Seninle yolculuğumuz bitti Kerem. Artık yola mızrapla devam ediyorum. Sen bu adamla şaka yapıyorsun. Şaka değil. Gerçek. Artık senin gibi insanlardan uzak duracağım. Duydun. İkile. Saatlerdir yollarda seni arıyorum. Bu bileti vermek için. İzmir'den kalkacak bir gemiye iki bilet. Bizi Yunanistan'a götürecek iki bilet. Oradan da motorla Avrupa. Senin hayalindeki gibi. İspanya'ya kadar. Yalan söylüyorsun. Karından korktuğun için iptal etmiştik. Ona da bir Amerika seyahati ayarladım. Yolun açık olsun. Haydi, duydun, duydun koç, hadi. Yolun açık olsun, haydi. Yalnız çıkmam bu seyahate, biliyorsun. Bir telefonuma bakar. Hayat senin. Uzattın ha, hadi. Hadi, uzattın. Burçin de bayılacak boğa güreşlerine. Burçin mi? Saçmalama, o kızla yola çıkılır mı hiç? Yunanistan'dan taşsın motordan. Sen gelmezsen bu motorun arkasında Burçin olacak. Ceren bu motorun arkasında arkadaşım. Anlamadın hala. Yoksa beni onunla aldattın. Ceren adam evli. O başka. Cevap versene lan. Aldatmadım. Ama hayat bu. Yolculuk bu. Bana bak Kerem. Eğer beni onunla aldatırsan seni mahvederim. Ceren o seni aldatamaz. Onunla beraber değilsin ki. Tercih senin. Bekliyorum. Pozlara bak, pozlara bak. Artist! Artist! Mesele kapanmış, farkında değil. Gideceksin. Gitmeyi düşünüyorsun. Mızrak. Bizi bırakamazsın. Bu yolculuk benim hayalimdi. Bizim de hayallerimiz vardı. Barınaktan köpekler alacaktık. Mızrak. Sen çok iyi birisin. Bense dengesizin tekiyim. Seni çok üzerim. Hayatını ederim. Bari bırak da bu şerefsizin hayatını edeyim. Benim hayatım. Sana söz. Mut'a gelip seni bulacağım daha sonra. Bana köyün adını söyle. Ceren. Bu adamla gidersen beni aldatmış olursun. Bir daha seni kabul edemem. Mızrak, biz daha ne yaşadık ki? İçimi nereden biliyorsun ki? Hadi Ceren.
patlamasın lan aşağılık herif! Ayağı dışında bir şeyi yok değil mi? Yok, hiç kanama falan yok. Şanslısın kara kız. Bu sefer de yırttın. Hadi gel bir deneyelim. Gel kızım. Gel hadi gel. Kara kız. Hadi, gel. Hadi. Gel kızım gel. Hadi. Gel bakalım gel hadi bakalım. Bakalım. Gel, gel, hadi, gel, hadi, gel, hadi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Gel bana. Gel kızım. Gel kızım aferin. Aferin sana. Allah razı olsun doktor hanım. Doktor mu? Geçmiş olsun. Günahımız nedir? Borcumuz yani. Kara kız hanımdan ücretimi almayayım da masraflar, sargı, röntgen, ilaçlar 150 yeter. 150? Ne oldu kara kız? Paraya mı üzüldün? Bana ne ki kızım? Boş ver. Bana senin köpeğin olsun, köpeğin. Kazanırız biz. Hele bir Musa gidelim. Hiç paraya ihtiyacımız olmayacak. Thank you.
Oradaki cip kimin? Oradaki cip kimin? Oradaki cip kimin? Benim, ne oldu? Sen insan mısın ulan? Köpeğimi öldürüyordun şerefsiz! Eşeksin! Aa! Uğur Demir. Necip Demir neyin olur? Amcam. Şikayetçi misin? Değilim. Allah'ından bulsun. Sen? Şikayetçiyim. Onlar nereye gidiyor? Neden bakıyorsunuz onları? Komutan bıraktı. Geç yerine. Ama ben şikayetçiyim dediğim. Nasıl bırakır komutan? Adalet mi bu? Kimsin lan sen? Kim bırakacağımı sana mı soracağım? Ulan senin için niye adam dediler? Bırakın gitsin dedim. Madem dikleniyorsun, madem şikayetçisin, ehliyetin var mı senin? Yok. Kaç para eder biliyor musun bu? Peki motorun ruhsatı var mı? Yok. Plaka? Yok. Nereden bileceğim motorun senin olduğunu? Belki çaldım. Tamam, madem şikayetçisin, çağırın o gençleri gelsin. Zabıt tutuyoruz. Motoru da bağlıyoruz. Cezasını da keselim. Komutanım, şikayetçi değilim. Tamam. Git o zaman. Sağ olun komutan. Sen buralı mısın? Değilim komutanım. Zamandaklıyım. Ne arıyorsun o zaman buralarda? Geçiyordum sadece. Mut'a gidiyorum asker arkadaşımı görmeye. Samandağ'dan Mut'a asker arkadaşını görmeye gidiyorsun. Hem de şu dışarıdaki külüstürle. O köpekle beraber. Ne ayaksın lan sen? Ne ayakı komutanım? Ulan sen şu dağdaki iki adama yardım ediyor olmayasın? Hangi iki adama komutanım? Hani erzak falan götürüyorsun. Ne erzakı komutanım? Bak ben taktım o iki adama. Eğer onlara yardım falan ediyorsan... Allah'ıma şerefime ben kimseye yardım etmiyorum komutanım. İki gözüm önüme aksın yardım etmiyorum. Sabah çıkmayın, ben hiç kimseyi tanımıyorum. Bu salak mı, çok mu uyanık anlayamadım. 10. yıl marşını söyle lan. Madem vatana millete bu kadar bağlısın. 10. yıl marşını söyle dedim. Aklıma gelmiyor. Aklına mı gelmiyor? Söylemek mi istemiyorsun? Başını söyleseniz. Çıktık. 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 Çıktık alınla. 10 yılda her savaşta. 10 yılda 15 milyon genç yarattık biz yaşta. Ule, biz bu vatanın evladı değil miyiz? Allah'ım, o insanlara niçin bu kadar gaz veriyorsun? Niçin bu kadar para veriyorsun? Niçin bu kadar güç veriyorsun? Sarı
acata bakım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kulağın eti. Rızkımı veren hüdadır kulağın eti. İsmini bağışlar mısın? Ahmet ismi. Senin ismin? Mızrağım. E o halde? Yok abi, benim sadece adım Mızrağım. Gel, gelin Ayşe'yi bile çalamadın. Gönderdiler beni kurstan vallahi. Ben dinlerim. Ama iyi dinlerim. O da büyük bir meziyet. O halde senin şerefine çalar. Benim şerefime? Anlat bana cevherin kimdir? Soyundan izlerim şah neyine göre. Anlat bana cevherin kimdir? Soyundan izlerim şah neyine göre. Allah'ım ya Rabbi. Neyse. Gündüz rahat rahat gideriz Karakağız. Farımız kesildi diye kısmetimiz de kesilecek değil ya. Mut nasıl olsa bekleyecek bizi. Gel kız. Gel. Bak Karakağız. Suya geldik, gel. Gel 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 gel. Gel. İç. Su iç. Kız. Kime baktı mı kız? Allah'ım ya Rabbim, nerede bu motor? Kızım sen köpeksin. Köpekler iz sürer. Sahiplerini istedikleri yere götürür. Haydi bakalım kokla. Kokla, geçmiş miydik buradan? Kokla bakalım. Geçmiş miydik kızım? He? Kokla. Haydi. Kokla. Uli koşma, koşma. Kara kız, kara kız. Neredesin kara kız? Kızım gel buraya. Kara kız. Asker arkadaşım Salim, o çağırdı beni. Küçük bir köy, oraya yerleşeceğim. Ya ben kısmetse evleneceğim. He? Çocuklarım olacak, yuvam olacak. Kes, öldürme. Ben bir şey yapmadım, öldürecek misin beni? Uzatma. Karakağız! Ne yapıyorsun? Yerimizi belli etmeye mi çalışıyorsun? Yok lan? Abi. Abi köpeğimi çağırıyorum ben. Köpeğim bir ayağı sakat. Bir ayağı yok. Öteki ayağı da sargılı. Lan sen bizi haber mi sanıyorsun? Jandarmanın adamı mısın yoksa? Yok abi, ne jandarması? Lan dayarsan anlarsın ne jandarması olduğunu. Muhabir misin lan sen? Konuşsana. Konuşsana. Kimsin sen? Abi. Abi yapmayın ya. Siz de mi döveceksiniz beni? Her gelen bir tokat atıyor ya. Ne yaptım ben size? Bütün dünyanın suçunu ben mi işledim? Su içmeye indim hepsi. Bir yolum var, amacım var benim. Kara kız. Kara kız. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel, beni bırakmayacağını biliyordum. Hey kara kız. Bakın bir ayağı yok bu köpeğin. Kara kız. Kara kız beni bulacağını biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum. Binbaşı Ernesto ölmedi daha. Dünya halklarına bin selam olsun. Ezilen halklara bin selam olsun. Ernesto'ya bin selam olsun. Ernesto'ya bin selam olsun.
İşte Mızrap kardeş. Biz burada türkülerimizi ve marşlarımızı söylemekten keyif alıyoruz. Bu yüzden şelalenin altına yerleştik. Zor olmuyor burada. Ne vakit haber gelir, o vakit aşağı ineriz. Devrimi gerçekleştirmeye. Hiç inmiyorsunuz aşağı, yani kasabaya falan. Kaç aydır bu böyle mesela? Ay değil. Biz yıllardır buradayız. Yıllar? Yıllar oldu. Çok uzun yıllar. Vallahi maytap geçmeyin benle ya. Bana saf diyorlar ama ben o kadar saf değilim yani. Arkadaşlarımızdan haber gelene kadar buradayız. Onlara söz verdik. Ölmek var, dönmek yok. E neden peki? Mızrap arkadaşım. Belli ki sen de işçi sınıfındansın. Biz ezilenlerle beraberiz. Sen de ezilenlerin tarafındasın. Öyle. Orası öyle. Mızrap kardeş, daha güzel bir dünyada yaşamak istemez misin? Ezilenlerin de kazandığı, senin de kazandığın böyle güzel bir dünyada yaşamak istemez misin? İsterim, istemez miyim hiç? İşte bunun bir tek yolu var, devrim. Devrim yakın Mızrap kardeş. Halkın desteği giderek artıyor. Dalgalar büyüyor. Sen bu dalgalara güç katmak ister misin? Bizimle var mısın? Vallahi abi, halk sizin burada olduğunuzu bilmiyor. Yani ben buraya yolum düşmese nereden bileceğim sizin burada olduğunuzu? Benim dayım da sizin gibiydi. Yani devrimciydi. İnanırdı. Ama o bile 20 yıl oldu, kendi işine bakıyor. Yani Mızrap kardeş, sınıfını belirlemelisin, safını belirlemelisin. Bizimle misin, değil misin? Vallahi abi kusura kalmayın, ben mutlu gideceğim. İyi nöbetler. Sağ ol Hüseyin. Sen de dinlen biraz. Tamam. Hem kim bilir, belki de büyük gün yarındır. Unutmazsınız değil mi sözünüzü? Bırakırsınız yarın beni motorun oraya. Söz verdik ya. Devrimci sözünde durur. Merak etme sen. Devrim çok yakında değil. Biliyorum. Ali davasına sımsıkı bağlı bir insan. Onun duymaması gerekiyor. Duyarsa kaldıramaz. Yıkılır. Hayatının hiçbir anlamı kalmaz. Yaşayamaz. Ölür. Bir arkadaşla buluşacağız. Yola onunla devam edeceksin. Arkadaş mı? Bir arkadaş daha mı var? Yani sepeti ona mı vereceksin? Çok soru soruyorsun. Bütün gerçeği biliyorum. Devrim kapıda falan değil. Biliyorum. Buluşacağımız arkadaşlarımız falan da. Yer pes ettiler. Ya da öldüler. Ama Hüseyin bunları bilmiyor. Ölürse mahvolur. Hayatın anlamı kalmıyor. Hiçbir zaman da bilmeyecek. Gerçek dediğin nedir Mızrap kardeş? İnsanın bildiğidir. O yüzden Hüseyin'in gerçeği güzel olacak. O iyi olacak. O hep mutlu kalacak. Güzel bacı. Getirdin mi? Ne zaman sözümde durmadım ki? Yaz getirmişsin. Ne yazı? Her zamanki kadar işte. Nerede topladın sen bunları? Geç şimdi baba.
Ya her zamanki yerden, her zamanki bir örtlen. He tamam. 10 lira verin. 10 lira mı? Hı. Her zaman 20 lira veriyordun. Sen dünyadan haberin yok. Enflasyon diye bir şey var. Mazot kaç para oldu, haberin var mı senin? He? Dolar almış başını gitmiş, ayağına kadar hizmet getiriyorsun. Hala beğenmiyor. Ha, beğenmiyorsan git başkasına sat. Tabii gammazlamazlarsa seni. Tamam 15 olsun. 23 lira. Sen bayağı kazıkçı oldun ha. Aldığını indir, sattığını arttır. Emekçiyim ben, emekçi. Emekçi ne demek biliyor musun? Hani emekçiden yanaydı nasılsın sen? Ya ne alakası var ya? Ormanın vurdu kuşu aç bir ilaç. Bu kuşları besliyorsun tamam. Kurtları niye besliyorsun ya? Bir gün bizi bir yerde kısır yiyecekler. Yiyebilirler. Yiyebilirler orman kanunu. Şehrin kanunlarından korkup kaçmışsınız, isyan etmişiz. Şimdi ormanın kanununa mı karşı geliyorsunuz? 8 lira. Mermi getirdin mi? Yok mermi mermi. Kuşları vursunuz siz sonra. Mermimiz bitti yahu. Üsteğmen'in bizi avlamasını mı istiyorsun? Bir şey çık olmaz. O Üsteğmen bunun ucunu göremeyecek kadar kör. Bize mermi lazım. Biz sizi kurtarmak için çıktık bu yola. Kurtarılacak kadar aciz mi görünüyorum ben? He? Sen de beyaz atlı prense hiç benzemiyorsun. He? Beyaz Kim bu? Bir arkadaş kaybolmuş. Bunu da giderken derenin üstünde bir yere bırakırsın. He. O motor senin mi? Ye motorum yerinde duruyor mu? Çalmamışlar demek. Ya bakın bunu. Fena birine benzemiyor. Tamam götürün. Ama sepetimi taşıyacak ha. Bana bak. İtin börtlenlerime sulanmaz değil mi? He? Gel bakayım. Üç ayaklı mı bu? He? Sen bunun canına iyi bakmamışsın ha. Ben ama... Sus bana sepet istemem. Bakmamışsın işte suçlusun. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Sağ olasın Ali abi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sizi hep hatırlayacağım. Sağ olam. Tutuyor ama kayboluyor ha? Efendim? Beni sen kim olduğunu bilmiyorsun ha? Kim olduğumu bilmez miyim? 40 yıldır kendimle yaşıyorum ben. Kim olduğunu biliyorsun da nasıl kayboluyorsun? Biliyorsun demek. Nereye gidiyorsun sen? Mutfağa. Hangi yöne geçeceksin? Hangi yöne mi? Kendim biliyorum dedin ya hangi yöne geçeceksin? İşaret et göster bak önlerine göster. Ha şuramı 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 göster bakayım. Nerede olduğumu bilsem. Hedefini bilmen yetmez. Bir yere geçeceksen eğer nerede olduğunu bilmen lazım. Kendini bilmen lazım. He? Yürü yürü yürü. Rehbersiz yürüyemeyen adam. Ver halam sepetimi. Motorum. Gör mü lan şurada. Sağ olun, sağ olun. Hay gören körler. Gören körler, gören. Gördün mü kara kız? Gördün mü kara kız? Sonunda kavuştuk motorumuza. Binbaşı Ernesto ölmedi daha. Binbaşı Ernesto ölmedi daha. Dünya halklarına bin selam olsun. Ernesto'ya bin selam olsun. Dünya halklarına bin selam olsun. Ernesto yoldaşa bin selam olsun. Ernesto'ya bin selam olsun. Çıktık açık alınla. 10 yılda her savaşta
Tamam, çık sen. Aman efendim, kimleri görüyorum? Murt. Alıç. Börtler. Hem de doğal. Gübreye boğulmamış. Sakin sakin büyümüş. Toprağın tadını gıdım gıdım içine çekmiş. Mis gibi böğürtlenler. Hanımla arayı düzeltirim bu gece. Parapeşin kırmızı meşin. 30 lira. 30 mu? Yine mi zam? Senin dünyanın haberin yok. Enflasyon diye bir şey var. Mazot kaç para oldu? Haberin var mı senin? Dolar almış başını gitmiş. Tamam. Hep aynı terane. Al. Sahte değilmiş. Tövbe estağfurullah. Ne bu ya? Ne bu ya? Vallahi aldığını hak ediyorsun. Hayrını gör. Herkes görsün hayrını. Herkes çıklar görsün. Bak hele. Heh. Bu dağ bayır geziyorsun. Şu ormandaki iki kaçağı gördün mü hiç? Ben nereden görem? Körüm ben. Çok iyi birisin. Ben size dengesizin tekiyim. Seni çok üzerim. Hayatını ederim. Bari bırak da bu şerefsizin hayatını ederim. Benim hayatımı. Benzin beni moda götürür mü? Vallahi anca. Anca? Yapma ya. Yolda kalmayayım. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Doldur benzini. Konya'ya kadar bile gidersin. Allah'ım ya Rabbim. Bir bu eksikliği. Bu nedir? Allah'ım yarabbim. Ne bakıyorsun kara kız, sanki yapabileceksin. Dağılmış motor. Kim yaşar burada dağın tepesinde? Orada bir ev var. Ama kimse var mı acaba? Var. Kara kız var orada birisi. Teyze! Tornavida var mı? Tornavida! Duymuyor. Yaşlı kadın, sen kal burada kara kız. Ben şimdi geliyorum. Tornavida! Selamünaleyküm teyze. Hoş geldin evladım. Biz de seni bekliyorduk. Hoş bulduk. Beni? Ya, ne iyi ettin de geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Sen beni karıştırdın teyze. Ben senin çocuğun değilim. Biliyorum evladım. Bizde ne çocuk var ne de torun. Onun için bekliyorduk ya seni. Allah Allah. Beni tanımıyorsun, bez bekliyorsun. Nasıl? Ya alet kadınsın sen de teyze ya. İnsan tanımadığı adamı niye bekler? Ölmek için evladım. Ölmek için? He ya, ölmek için. Ne iyi ettin de geldin. Sen gelmeseydin bizi kim gömecekti? He? Al evladım. İç sıcak sıcak. Ye yemeğini hadi. Sağ ol teyze.
yoğurdumuz, peynirimiz yok ama Allah artık ne verdiyse. Elden ayaktan kesilince uğraşamaz olduk koyunlarla, ineklerle. Artık toprağa bakıyoruz. Allah gecinden versin, ne güzel yaşayıp gidiyorsunuz. Yok, vakti geldi. Ya öyle deme, boğazımdan geçmiyor vallahi. Ye evladım, ye. Birileri gidecek ki bu hayattan ötekilere yer açılsın. Allah Allah. Siz kardeşsiniz teyze. Yok, ben onun kumasıyım. Kocamla kaçtık, babamgiller peşimize düştü. Bizi bulamasınlar diye buraya gelip yerleştik. Kendi yağımızla kahroluruz dedik. Çoluk çocuğa karışırız dedik. Ama çocuk olmayınca Allah biliyor ya, kocam iyi adamdır. Benim rızamı aldı. Bu evde çocuk olsa fena mı olur? Sen de mutlu olursun, ben de dedi. Hakkıydı. Ben de kendi rızamla evlendim. Geldi bana, bana varır mısın dedi. Evde başımda bir analık çektirip durur bana. Aldım bohçamı, gittim yanına. Senin çocukların oldu o zaman. Rahmetli geceye varmadan göçtü gitti öteki dünyaya. Biz de aldık gömdük. İki yanına da kendimize birer mezar açtık. Ama zamanla mezarlar doldu. Onlar doldu, biz açtık. Artık şimdi sen geldin. Bizi gömersin değil mi? Gene mi oraya geldi meseleyi? Bizim bu yaştan sonra ne meselemiz olur evladım? Ne ölümü, ne mezarı teyze? Vallahi ağzını hayra aç ya. Vaktidir evladım, vakti. Neredeydi bu tornavida? Oh, ellerime sağlık. Koş evladım, koş çabuk. Ne oldu, ne oldu? Doğru zamanda geldim bak. Niye, ne oldu? Rahmetine kavuştu. Ne? Olur mu hiç? Az önce konuşuyordu. Uyuyordur, uyuyordur. İnsan uyurken güler mi hiç? Aç bak. Gülüyor, gülüyor. Huzur içinde gitti kadıncağız. Beni gömersin artık ha? Evladım, başı yanlış yere bakıyor. Öbür tarafa çevireceksin ha? Ne değişir? Olur mu evladım? Başını kıbleye çevireceksin. Kocasıyla başlı kızımı yatsınlar ha? Allah'ım, hepimizin yeri senin yanındır. Bacımdı, kardeşimdi, ben onu çok iyi bilirim. Her hakkı helal olsun. Amin. Mustafa dayı da, Allah bilir kaç tane tornavida vardı. Niye almadım ben? Bir tanesini sanki. Ver elini teyze. Hayrola evladım? Niye öptün elimi? Gidiyorum. Nereye? Yoluma. Beni kim gömecek? Allah gecinden versin teyze. Maşallah sağlıklısın, dinçsin. Niye öleceksin? Beni tek başıma koyup gidecek misin sen? Ha? Ne yapayım? Burada mı yaşayayım? Sen de ölene kadar. Yaşa yavrum. İki güne kalmaz ben de göçerim.
2-3 gün bir ömürde ne ki? Beni de gömer gidersin işte. Teyze, benim bir amacım var. Varmam gereken bir yer var. Motorum arıza yapmasaydı uğramayacaktım buraya. Ama uğradın evladım, uğradın. Birkaç gün kalsan ne olur ki? Olmaz vallahi. Aklını helal et. Müsaade et gideyim yoluma. Ne yapalım? Git öylesi. Git. Beni de burada kurtlar kuşlar yesin o zaman. Geri evime götürme. Yorma kendini. Nerede son nefesimi verirsem göm beni oraya. Hayır Salim. Mızrap. Mızrap. Sen burada ha? Eyvallah burada. Ay Mızrap burada. Ulan. Görecek o babam gününü, görecek. Yeğenimi, kız kardeşimi, anamı, hepsini yanıma alacağım. Dımdızlak kalacak. Bana hiçsin dedi. Bedelini ödeyecek. Ya hayır Salim, inanamıyorum. İnanamıyorum, ben buralara gelmeyi başardım. Ulan iyi ki senin gibi bir arkadaşım var ya. Yoksa ben bu dünyada dımdızlak kalmıştım. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Salim. Vallahi billahi unutmayacağım. Zırap. Ben sana şaka yapmıştım. Ne? Ne şakası? Buraya kadar geleceğini düşünmemiştim. Hayır, ne diyorsun? Bizim arazimiz yok. Şuraya sana bir ev de konduramayız. Yani. Ne?
Bir kız varır mı sana bilmem. Buradaki kızların gözü yükseklerde. Benim de işim yok diye bana da kız vermediler. Bir fırsatını bulsam ben de basıp gideceğim zaten buralardan. Ben sana şaka yaptım Mızrap. Bilmez misin lan, askerde atılır böyle palavralar işte. Peki mektup? Mektup? Hatırlamıyorum. İşletmeye devam etmişim demek ki. Ulan sen ne diyorsun? İnsan arkadaşına bunu yapar mı? Ya abartma Mızrap ya. Ziyaretime geldin işte. Kalırsın biraz, eğleniriz. Ule ben buraya gelene kadar neler yaşadım, neler çektim biliyor musun? Ha? Yemediğim hakaret, yemediğim dayak kalmadı. Bak kara kıza. Bak yaralandı. Ben buraya gelmek için kendimi ortaya koydum. Hayatımı ortaya koydum. Buraya gelmek kolay oldu sanıyorsun. Ben babama posta koydum. Evi terk ettim geldim. Hayal ettim. Peşimden koştum. Başardım. Sanmıştım. Bunu bana nasıl yaptın? Gel kız, gel. 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 Dur. Dur. Yanlış tarafa gidiyorsun oğlum. Bu tarafa gideceksin. O taraftan geldim zaten. Sanki yeniden dost düşmanım ben oldum. On derdim var ise hepsi el oldu. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. Yıllar olsun bir tek yaralar verdim. Yar verdim. Senin gibi motorun. Senin gibi motorun. Yürüyerek gitsek daha iyiydi ule. Hadi bakalım in. Tamam. Bitti. Bitti. Yolculuk bitti. İnin aşağı. Haydi. Sen de. Bak evler var. İnsanlar var. Git onlardan rica et. Onlardan biri gömer seni. Sen de git. Çöplerden falan otlan. Yeter artık. Yeter. Bitti. Bitti. Bakmayın bana öyle. Motorun benzini bitti. Benim de benzinim bitti. Ben iyi biri değilim. Ben kötü biriyim. Kötü biriyim ben. İyi biri değilim. Kötü biriyim. İyi değilim ben. İyi değilim. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ben de kendi hayatımı yaşayacağım. Bu nedir yahu? Bundan sonra kimseye eyvallahım olmayacak. Hadi bakalım. Eyvallah.
Mustafa dayı. Mustafa dayı. Bakın, ben iyi biri değilim, kötü biriyim. Gene benden gelmek istiyorsunuz. Benden günah gitti. Evet.